İlginç bir tespit. Var mı bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz? Şöyle, Ekleyeceğiniz bir şey? şöyle, yani sevgili Semih'in şimdi bu yani seçimle bunların yansıması hususundaki görüşlerine elbette ki katılıyorum. Ama ben tehlikeyi daha başka bir yerde görüyorum. Yani her şey normal gider de efendim işte 3 sene sonra 4 sene sonra bir seçim olur ise yani bu yeni ittifaklardan sonra vesaire yani demin Cumhur İttifakı'yla işte böyle bir ortaklık ilişkisine en azından girdikten sonra vesaire işte onun oylarında azalma, MHP'de azalma falan yok. Fakat böyle bir ittifak halinde şu an itibariyle 371 milletvekili sayısına ulaşıyor. Şimdi önlerindeki ilk hedef seçim değil bir anayasa. Anayasanın amir hükümlerini yani özellikle Erdoğan'ın önünü tıkayan bu tek adam otoriter yönetiminin hala önünde birkaç tane bile kalmış olsa o çakıl taşlarının temizlenmesi gerektiği hususunda hazırlıklar var. Şimdi 370 milletvekili 30 kişi 30 milletvekili daha ayarladığınızda ki ayarlanmama için hiçbir garanti kimse veremez. Biz seçim satım halinde Meral Akşener'in nereden nereye savrulduğunu, Sinan Oğan'ın hangi ittifaktan nerelere doğru dönüştüğünü hepsini fiilen yaşayarak gördük. 30 milletvekili devşirdiğinizde 30 milletvekili Türkiye'de referandumsuz istediğiniz anayasayı yazabilecek durumdasınız. 57 ile geldiğiniz 370 ile referanduma götüreceğiniz bir anayasayı yazacak durumdasınız. Referandumdan biz 2017'de de bir referandum yaşadık. Mühürsüz oyların nasıl kabul edildiğini, efendim nasıl milli iradenin gasp edilerek gayrimeşru hukuki meşruiyet olmayan bu rejimin kurulduğunu yine yaşayarak gördük. Şimdi ben dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın yani Erdoğan ve Bahçeli'nin ve onların etrafındaki o dar aklın ki 3-5 kişi bir saray etrafından kaynaklanan o aklın bunları planladığını düşünüyorum. Dolayısıyla demin çekilmeye çalışıldığı tuzağı da burada görüyorum. Şimdi şunu söylemek lazım. Eğer 40 yıldır bu ülkede bir kan akıyorsa, bu kadar şehit verilmişse, bu kadar insan ölmüş ise, yani her şeyden de, Kürt vatandaşlardan da çok ölenler olmuş. Bedel ödenmiş. Yani bugüne kadar 70-80 bin kişi kaybedilmiş. İse ortada bir sorun var kardeşim. Bir sorun var. Ve bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Bu sorun ancak bana göre ancak geniş bir toplumsal mutabakat ile yasal bir zemini oluşturularak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmazsa olmaz. Orada çok geniş hatta bütün bileşenlerin katkısı ile bütün toplumsal katmanların da içine girdiği demokratik bir süreçte toplumcu, halkçı, üniter yapı korunarak çözümün üniter yapı içerisinde arandığı, herkesin eşit haklardan eşit bir şekilde yararlanacağı toplumsal bir düzenin kurulması için çalışılmalı. Bunun için projeler üretilmeli. Hiç şüphesiz. Bunun adresi Cumhur İttifakı olamaz. Yani 2015'e kadar o süreci bize yaşatan, fiilen içinden geçtiğimiz, sonunda yine yüzlerce kişinin canından olduğu Erdoğan'ın bir kelamla ben bunları tanımıyorum deyip kendi oluşturduğu Dolmabahçe sürecini oradaki sandalyeleri devirerek o masaları inkar ettiği sürecin aynısını bir daha yaşatıp bir daha başarılı olma ihtimalleri yoktur. Ya bir şey söyleyeyim. O süreçte yasal bir zemin olmadığı için o 6 yıl içinde yaşananlar ki iktidarın önünü açarak, onlara fırsat vererek, izin vererek, hatta teşvik ederek yaşattıkları o insanlara sonra suç olarak geri dönüp bugün hala cezaevinde içeride bulunmalarının sebebi yapıldı. Bugün DEM Parti gidecek de şimdi APO'ya. Bakın 2 sene sonra, 1 sene sonra, 6 ay sonra eğer bu anlaşmaya yanaşmazlarsa bu görüşme bile aleyhlerinde bir kapatma davasının
Meşru gerekçesi yapılabilir. DEM Parti'nin mi? Evet. Tabii ki. Ya hiçbir şeye şaşırmayız şimdi, ki. O zaman o kadar burada, olabilir ki her o şey. O zaman burada DEM Parti'nin, bakın DEM Parti'nin ne olursa olsun muhalefet blokunu parçalayarak bu ceberut rejimin, bu hukuksuz rejimin, bu anayasa tanımayan ülkeyi gasp etmiş, milli kaynaklarımıza, hepimizin ortak servetine çökmüş, bunu dar bir oligarşiye peşkeş çeken bu anlayışın süreceği bir planın, bir politikanın parçası olmamalıdır. Yani şu değil, sizin şu andaki partisel çıkarlarınız ya da elde etmeye çalıştığınız menfaatleriniz ülkenin genelinin demokratikleşmesinden, bu ülkeye hukukun gelmesinden, bu ülkedeki toplumsal barışın anayasal bir düzenle sağlanmasından daha acil ve daha önemli değil kardeşim. Sizin kişisel hırslarınız ya da kişisel menfaatleriniz 84 milyonun ortak menfaatlerinden daha üstün değil. Böyle görüyorsanız çok dar bir alanda, çok oportunist bir yaklaşımla siz ne ilericisiniz, siz ne solcusunuz, ne halkçısınız, ne toplumcusunuz, ne aydınlık bir gelecek hayali içerisindesiniz. Siz sadece kendi dayandığınız toplumsal yapının, kendinize göre tanımladığınız o yapının menfaatleri peşinde koşuyor olursunuz. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. Bu yük, burada büyük görev Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda şu ana kadarki söylemleriyle ne DEM Partisi'ye, ne DEM Parti'ye, ne toplumun geneline bir alternatif sunmuş değil. Şimdi sırf efendim şu süreci daha da değersizleştireyim ya da önemsizleştireyim diye hep söylendiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin, yani orijin Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş söylemlerinden ileriye gitmeyen bir tavra girmiş durumda. Evet. Efendim bu olamaz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin süratle cesur bir şekilde inisiyatif alarak biraz önce söylediğim gerçek açılımın, bakın gerçek barış sürecinin adı her neyse, gerçekten bütün toplumun barışmasının, bütün bu sorunların giderilmesinin adresi olacak alternatif bir politikayı, alternatif bir yolu oluşturması ve demi süratle bu Cumhur İttifakı'nın yanındaki o pozisyondan alıp kendi oyununun, kendi kuracağı oyunun bir oyuncusu haline getirmeli ve o oyunu sadece DEM ve kendisi değil, demin söylediğim gibi bütün muhalefet partileri, hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'deki bütün vatandaşları da kapsayacak şekilde ya bunu yapmalı, bir iletişim dili, yeni bir plan, bir proje koymalı. Bu sorun eğer varsa, ki var diyor, ama sonra da dönüyor diyor ki ya ben diyor şehit ailelerinin ve gazilerin kabul etmeyeceği hiçbir politikayı biz kabul etmeyiz. Ya elbette ki şehit aileleri bizim ailelerimiz. Ben içlerinden geliyorum. Tabii ki gazi aileleri bizim ailelerimiz. Hassasiyetleri tabii ki önemli. Ama böyle bir politika, böyle bir ülke gündemi sadece onunla olursa, sizin dediğim gibi yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden, eski Milliyetçi Hareket Partisi'nden üstelik bir farkınız yok ki. Kalmaz ki. O zaman toplumun önüne sunacağınız bir alternatif yok. Bir planınız, bir programınız yok. Seyreder durursunuz. Ve DEM adım adım şeyin yanına gider. Cumhur İttifakı'nda konumlanır. İşte 370 milletvekiliyle 30 kişi bulmasalar da anayasayı yazarlar. Efendim DEM'e iki tane hak tanırlar. İşte zaten işte Türkçe zaten serbest konuşuluyor. Bir iki şey, vatandaşlık tanımı değişir. Bir iki madde eklenir. Bir iki sosla bu geçirilir, geçer gider. Çünkü asıl amaç anayasa yazmak değil. Anayasa yazmak, önünü açmak elbette ki amaç, ama tali o, bu süreçte elde edilecek kazanım. Asıl amaç Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesi gümbür gümbür uygulanıyor, gümbür gümbür yürürlükte ve Bahçeli de, Erdoğan da 23 yıllık o serüvende ben BOP'un eş başkanıyım, ben bu görevi aldım, devre bana bu görevi verdiler dediğinden beri
bunu yapıyor. Yani Kuzey Suriye'deki Kürt devletinin, garnizon devletin neredeyse ilan aşamasına gelmiş, bütün altyapısı kurulmuş, o devletin kabul edilmesi için Türkiye'deki bu Kürt sorununun, Kürt siyasetiyle ilgili sorunun bir şekilde çözülmesi, hatta ve hatta AKO'nun muhtemelen tahliye edilerek Suriye'ye gönderilip bir iddia olarak böyle söyleniyor. PYD'nin yani orada kurulacak Suriye Kürt Devleti'nin ya başkanı ya işte üst düzey bir görevlisi olarak ortaya konacak olması. Şimdi bu proje bir taraftan yürüyor. Bunun yanında DEM buna dahil edilmeye çalışılıyor. Kandil dışlanarak, Kandil devre dışı bırakılarak. Buradan da elde edilecek menfaat size bunu verirken bize de anayasayı vereceksiniz. Bize evet. de yeni yönetimimizin önüne açacaksınız. Orada şey Buyurun. Var yalnızca. Hani DEM Parti'nin yapısını biraz daha bildiğimiz için DEM Parti'yi